Dal kavuklar etrafında el pençe divan dursa, safa kulba kafa itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Ya Fatih, bugün bu gazetede 24. sayfada bu mu sağlıkta çağ atladığı iddiasında olan Türkiye diye neredeyse tam sayfa bir yazı var. Yani bir yerde kaçak var. Bir olay olmuş. Yani şöyle, yani 3 yaşında 3,5 kilo çocuk, işte annesi her yere başvurduğunu falan söylüyor. İlgilenilmediği şudur budur falan, buna benzer şeyler. Olayın da anladım. Bana mektup yazmış, başka yerlere falan yazmış ki bana mektup gelmez zaten. Mektuplar bizim AKİM'e gider. Anladım. Şimdi yani bu atılırken bizim bütün bu sağlıkta yaptıklarımızı yani görmemezlikten gelmek ya, bizi üzüyor ya, böyle şey. Anladım. Yok efendim, yok, hiç tereddüt efendim. Bu bir ben ayıp. İnsaf edin yani, böyle bir başlık. Bu bir ayıptır efendim. Bu bir ayıptır. Ama ayıp, ama işte bak şimdi bu buraya atıldığı zaman bu başlık. Geldi bunu artık sil çıkar. Anlaşılmış efendim. Ben şimdi Mehmet Mezun'un yani değil. Biz Türkiye'de yapmadığımız yani iş yok. Neler yapıyoruz, neler. Ve burada yani adeta bir bakraçı dolduruyoruz. Ondan sonra bir tekme vuruyorsunuz. Yıkıyorsunuz. Dün de orada ben olayı görüyorsun. Yani biz kalkıp da bu yayınları adaleti takip edemeyiz. Doğrudur efendim. Bizim ayıbımız. Tekrar üretmeyecektir efendim. Eminiz olun. Ben Mehmet Mezunoğlu Bey'i birinci sayfadan haber yaptıracağım şimdi. Hemen. Hayırlı özür dilerim. Vallahi. Evet, gazetede. Gördüm abi. Bir tane evet. Şey, çocuğun annesi. Evet, başbakan aradı şimdi. Hı-hı. Biz bu kadar gayret edelim. Şey dedim, sağ olasın, teşekkür ederiz. Direkt bana. Allah Allah. Aklıma da gelmedi değil ya sabah görünce. Mehmet Mezunoğlu'na hemen bir arada. Bir demeç al, birinci sayfadan bir girelim. Tamam. Yani hemen bir şekilde bir formül edelim ama çok ağır konuştu. Ben dün gece o kadar sizin için uğraşayım dedim. Tamam. Görüşürüz. Yapın. Tamam. Tamam, hemen arattırsana Mehmet Mezunoğlu. Tamam. Kendin arada yap, hadi abi. Tamam. Alo Adaş. Efendim? Nasıl yapmak lazım haberi? Türk sağlık hamlesi falan diye mi yapmak lazım? Bu haber üzerine mi haber yapmak lazım? Abi, bu haber üzerine haber yapmak lazım. Bakanlık diyecek ki yani bize bulaşmış bilgi yoktu. Biz olsaydı gereken her şeyi yapardık. Oradaki hekimin hatası falan filan ya da hastanın hatası diyecek. Ha, kim? Mehmet Bey'e ulaşabilir misin ekip? Arıyorum şimdi. Ben arıyorum. Tamam abi. Tamam. Alo. Efendim Adaş. Sağlık Bakanı Gürtüş demiş abicim. Ne yapalım? Notumuzu bıraktık ama. Abi müsteşarlan birinden konuş ya. İyi, tamam abi. Televizyon aldırayım telefondan Sağlık Bakanı'nda. Alo. Kardeş bak, bir. Benim baktığım iPad'de baskı öncesinde birinci sayfada yok. 24. Ben de var abi. Ha, bir dakika, 24. sayfada da yok. Namus kararları, ya bu haber yok. Namus bu kararları. Var ya. Dinle abi. Namus bu kararları. Hayır, namus bu kararları gece saat 2'de bunu sadece İstanbul baskısına girmişler. Ankara'daki gazetede de yok. Anadolu'nun hiçbir yerinde yok. Sadece İstanbul'a benden kaçırarak gizlice o içeri sokmuşlar onu. Abi yani operasyon yapmışlar yani. Evet. Ankara'da yok. Nilgün'ü arıyorum, Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'yla ilgili 24. sayfayla ilgili çok olumsuz bir haber var, olumlu bir haber yap diyorum. Arıyor. Fatih Bey, gazetede böyle bir haber yok diyor. Sadece İstanbul baskısına girmişler ve gece saat 2'de girmişler de işte. İşte onu, biz onu gördüğümüz için. Evet, yani Anadolu'da yok. Hiçbir yerde yok, sadece İstanbul'da var. Ama yine de bu benim eşekliğim, Allah kahretsin. Alo. Editör, haberi yapan 3 kişi toptan gitti. Kasıtlı mı yapmışlar? Tabii. Gece 2'de girmişler. Tamam. Ayfa sekreteri dahil. Onunla görüşeceğiz.